dijital oyunlarla büyüyen şu andaki çocukların ebeveynleri de aslında bir önceki versiyon dijital oyunlarla büyüdüler. Dolayısıyla onlar da birer dijital oyun kullanıcısı. Yani bugünkü işte 12 yaşına kadar diyelim mesela çocuklara ebeveynlik eden şimdiki nesil de aslında dijital oyun çocukları. Dolayısıyla bir parça işi biliyorlar. Yani işin mantığını, bazı şeylerini biliyorlar. Ama bu aileden aileye değişen bir takım özellikler gösteriyor. Örneğin daha önceki ailelerde çocukların oynaması için serbest zaman tanınırken çocuklar sokaklarda işte ya da apartmanların uygun yerlerinde, çünkü şehirleşince biliyorsunuz oynayacak alanlar olmuyor, ya da parklarda çeşitli şekillerde oynarlarken şimdi de ebeveynler onlara dijital oyun oynamaları için zaman tanıyorlar. Aralarındaki tek benzerlik belki de bu. Onun dışındaki şey biraz değişik. Farkındasınızdır. Bir çocuk birazcık böyle hareketlenmeye başladığı zaman eline ya bir telefon ya bir tablet verilerek hemen sakinleştirilir. Yani sanki bir emzik alan bebek gibi birdenbire o çocuğun davranışları, duruşu, her şey değişir. Anne babanın da aslında işine gelir bu durum. Çünkü sakin bir çocuk, gürültü yapan çocuktan daha iyidir diye düşünürler ve bu şekilde devam ederler. Ama tabii ki muhtemelen dijital oyunların zararlı kısımlarının da farkında olan bir nesil. Özellikle şimdiki çocukların ebeveynleri. Dolayısıyla bu konuyla ilgili nasıl davranacaklarını bilmiyorlar aslında. Neden nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Çünkü teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki. Yani hele hele son dönemi ele alacak olursak, 1990 sonrasından internet iyice gelişmeye başladığından beri ve sosyal ağlar da ortaya çıkmaya başladığından beri teknoloji daha da hızlı gelişiyor ve bu ağların etkinlikleri de daha da artıyor. Ve bu konuda bir hastalığı tespit edemeden tedaviyi tespit edemezsiniz dolayısıyla. Daha onun hastalığını tespit edemediği halde yeni hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Ve dolayısıyla kimse bu konuyla ilgili net bir tedavi öneremiyor. Çünkü çok hızlı gelişiyor. Belki zamanla çocukların da işin içine dahil edilmesiyle çözümlenecek bir süreç bu. Çünkü psikologlar da çok farklı yaklaşımlar içerisinde. Kimisi diyor ki yasaklayın, kimisi diyor ki serbest bırakın, kimisi diyor ki işte hem yasaklayın hem serbest bırakın. Değil mi? Böyle çok farklı bir takım yöntemler var, yaklaşımlar var. Dolayısıyla bütün bunların içerisinde bir karmaşa durumu söz konusu. Yani bu iş nasıl bir olumlu duruma döner konusunda ciddi bir karmaşa söz konusu. Şimdi işin dijital olmasının, dijital platformda olmasının getirdiği bir takım avantajlar var. Yani kimi çocuk biraz daha hızlı yapar, yani onun algılaması, tepkileri çok daha hızlıdır. Kimisi biraz daha zaman alır şüphesiz. Aynı anda eş güdüm içerisinde bazen diğer çocuklar ötekilerden hızlı ilerleyeceklerdir. Ama diğerleri de bunu tekrar etme şansına sahip olacaklardır. Daha sonra en azından tekrar etme şansına sahip olacaklardır. Ve dolayısıyla bu şekilde ben çok ciddi büyük sorunlar olmadan bu konunun çözülebileceğini düşünüyorum. Bence ebeveynlerin çocuklarıyla zaman geçirmeleri son derece önemli. Yani oyun kapsamında söylemiyorum. Ebeveynler çocuklarıyla kaliteli zamanlar geçirmek zorunda. Ve bu kaliteli zamanların içerisine oyun, dijital oyunların da girmesi son derece önemli. Şöyle bir şey var. Ebeveynler çocuklarının hangi oyunları oynadığını açıkçası bilmiyorlar. Bunların adlarını bilseler bile oyunların ileriki level'larında, aşamalarında
nasıl bir takım sonuçlar getirdiğini, diğer level'ların nasıl bir takım görseller ve mesajlar getirdiğini bilemiyorlar. Çünkü onlarla birlikte olmuyorlar. Oysa birlikte oldukları zaman hem bunları görecekler, hem de çocuk annesiyle babasıyla birlikte bir şeyler yapmanın keyfine daha fazla vuracaktır. Dolayısıyla ben ebeveynlerin özellikle çocuklarıyla arada sırada, yani her zaman olmaz bu, çünkü çocuğun da kendine ait bir özel kamusal alanı olması beklenir. Arada sırada ailesiyle birlikte bu tür zamanları geçirmesi de onun için olumlu olacaktır diye düşünüyorum.